su sesi, kuş sesi, doğanın senfonisi insana huzur veriyor burada. Of, of, of evet. Diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Of, of, of. Çıtır çıtır. Vay, 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 vay. Çok sıcakmış. Anadolu'dayız Dağın 360'tan, yeni nesil yayıncılığın adresinden herkese merhabalar. Ben Lokman Dağ ve bugünkü durağımız Kapadokya'nın giriş kapısı Aksaray. Size Aksaray'da ne yenir, ne içilir, nereye gidilir, nerede gezilir onu anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız Ihlara Vadisi ile başlıyoruz. Ihlara Vadisi'nde çok güzel bir yer var. Burası görevli kulübesinin bulunduğu yer ve ağaçtan muazzam şeyler yapmış. Şu merdivenleri, bu oyuncakları ve hemen şöyle derenin kenarında çok güzel bir de Ihlara hatırası var. Şuraya geleyim, oturayım. Size birazcık buradan bahsedeyim. Önce bir Ihlara Vadisi nedir ondan anlatayım. Onu anlatayım size. Ihlara Vadisi tam 14 kilometrelik çok güzel bir vadi. İçinden harika bir dere geçiyor ve tam 105 tane kilise bulunuyor burada. Bunların 15'i şu anda turizme açık, diğerleri kapalı. Belki de en ilgi çekici olanlardan bir tanesi de Yılanlı Kilise. Çünkü eğer Avrupa'da veya dünyanın farklı yerlerinde veya Anadolu'da gezdiyseniz turistik amaçlı, böyle çok yılan, içinde yılanın olduğu kilise bulmanız mümkün değil, ama burada bir tane var. Tarih boyunca burada insanlar hem barınmak, hem yaşam, hem de saklanmak için yaşamışlar. Milattan önce 300-400'lere kadar buranın geçmişi dayandığı biliniyor. Ve buradaki işte yaklaşık 1000 tane de mağara var. O mağaralarda yaşamışlar, saklanmışlar. İbadethane olarak da yine aynı mağaraların kayaların altlarını oyup kiliseye çevirmişler ve orada ibadetlerini yapmışlar. Biraz gezip dolaştıktan sonra ileride kafeler, restoranlar olacak. İhtiyacınız olacak oralara, çünkü biraz yorucu, sürekli gir çık gir çık yapacaksınız burada. Ama şunu söyleyeyim, bana göre Ihlara Vadisi Kapadokya'nın görülmesi gereken en güzel yerlerinin başında geliyor. Eğer Kapadokya turu yapacaksanız, hani sadece Nevşehir olarak düşünmeyin, Aksaray'da da bir kere güzel yurda gitmeniz gerekiyor. Ihlara Vadisi'ne gelmeniz gerekiyor ve buradaki güzellikleri keşfetmeniz gerekiyor. Aynı zamanda burada artık balon turları da başladı. Burada balon sefası da yapabilirsiniz, tıpkı Ürgüp ve Göreme'deki gibi, ama çok nadir, öyle çok her gün olmuyor. İsteğe göre balon turları da yapılabiliyor. Başlayacağız. Hazırsanız haydi Ihlara Vadisi'ni keşfe çıkalım. Ihlara Vadisi'ne tam 400 basamak inerek geliyorsunuz. Giriş katına, yani yukarıdaki girişten geliyorsanız tam ortasından girmiyorsunuz aslında. 3. kilometresinde giriyorsunuz ve burada tam 2 köy bir de kasaba bulunuyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam belki de 2 kasaba da olabilir. İleride de bir köy daha var. Burası Aslan Dağı'nın patlamasıyla oluşuyor ve hemen Melendiz Çayı geçiyor tam ortasından. Bu Melendiz Çayı da tabanı oya oya devam ettiği için bugünkü aslında son şeklini almasını sağlıyor. Çok huzur verici bir sesi var. Sessiz, sakin. Özellikle yeşil olduğu zaman, yani yaz aylarına doğru, burası çok farklı. Sadece geçen sene buraya resmi rakamlarla 600 bin kişi ziyaret etmiş. Bu da çok önemli bir sayı. Dünyanın her yerinden hala akın akın turistler geliyorlar Ihlara Vadisi için. Dediğim gibi burası
aynı zamanda Kapadokya'nın giriş kapısı. Çok gezip dolaşacaksınız, çok yorulacaksınız. Biz de öyle olduk. Haydi bir çay içip soluklanalım. Daha sonra gezmeye, dolaşmaya devam edeceğiz. Hava bugün gerçekten çok güzel. Yazdan kalma bir gün. Şöyle Hıdava Vadisi'nde gezin dolaşın. Yorulacaksınız. Oradaki kiliselere girdikten sonra. Hıdava Vadisi böyle boylu boyunca, bu dere boyunca devam ediyor. Tam çıkışında Belisırma dediğimiz güzel bir köy var burada. Aslında köyden çok buradaki restoranlar meşhur. Yani orayı gezip dolaşıyorsunuz. İyice yoruluyorsunuz, acıkıyorsunuz. Daha sonra bu derenin kenarında bu güzel masalarda ister saç tava, isterse balık yiyebiliyorsunuz. Ama şu anda sezon kapalı olduğu için biz bir güzel çay yudumlamak için buraya geldik. Su sesi, kuş sesi, doğanın senfonisi insana huzur veriyor burada. Çayımı içip yoluma devam edeceğim. Güzel yurda geldik. Burası merkezden 50 kilometre uzaklıkta turistik bir kasaba. Eski bir Rum köyü. Burada yine mağara kiliseler bulunuyor. Mübadele zamanında Rumlar buradan gidiyor, Türkler geliyor ve güzel yurt oluyor adı. Çok keyifli bir yer. Her tarafından tarih fışkırıyor. Hadi burayı keşfedelim. Halk arasında bilinen kilise camiye geldik. Burasının asıl adı hemen burada yazıyor, yani eski adı Aziz Grigoris Kilisesi olarak biliniyor. İmparator tarafından Aziz Grigoris adına yaptırılan erken dönem Hristiyanlığın o dönemki en güzel eserlerinden bir tanesi. Girdiğim kapıdan aslında size bahsetmek istiyorum birazcık. Şöyle yukarıya doğru kaldırdığınızda kafanızı orada bir minare görüyorsunuz. Aslında burası hem kapı hem de eskiden kiliseyken çammış. 1924'te mübadelede buradaki Rumlar gidiyor, yerine Türkler geliyor. Hazır bir yapı var burada, bir kilise. O çandan sonra işte burada bu minare yapılıyor. Yani çok eşi benzeri olmayan bir minare ama tam kapıda, girişte yukarıda güzel bir minaresi var. Tamamen taş bir yapı. Hemen üst tarafından da şöyle kafanızı yukarıya doğru kaldırdığınızda iki tane aslan görüyorsunuz. O dönemde tabi aslan yeryüzünün en güçlü hayvanı, onu simgeliyor. Birçok erken dönem Hristiyanlıkta ve Kapadokya'da kartalları, aslanları da göreceksiniz. Hemen bahçenin sol tarafında ayazma suyu var. Burası bir hayli derin bir kuyu aslında. Merdivenlerle aşağı iniyorsunuz. Güzel bir bahçesi var ve buradan da bütün güzel yurdu görebiliyorsunuz. Şöyle derin alt tarafında sular bulunuyor. Buranın hem su ihtiyacını karşılıyor hem de o dönem yeni doğan çocukların vaftiz edildiği su olarak biliniyor. Altı karanlık ve derin, oraya kadar inmeyeceğiz. Hala bütün orijinalliğiyle burada duruyor bu ayazma suyu da. Dilerseniz birazcık içinde gezip dolaşalım. Sivişli Kilisesi'ne geldik. Bu kilise ve güzel yurt gerçekten bir film, dizi platosu gibi. Aslı gibisi fazla. Burada çok güzel de bir film çekildi. Yine erken dönem Hristiyanlığa ait bir yer. Taşlar oyularak ve kesme taşla yapılmış önemli bir kilise. Yukarıya doğru tam bulunduğum yerin
yukarısına doğru baktığınızda en az deforme olmuş yeri görüyorsunuz. En yukarıdaki yer genelde deforme olmuyor. Bunu daha önce nerede görmüştük? Kars'ta görmüştük, hani harabelerinde görmüştük, resimli kilisede. Yine Hazreti İsa 12 havarileri ve meleklerin bulunduğu bir resim var orada ve o resimler şu anda çok bozulmuş değil. İçeriye doğru girdiğimizde bu bölümde ise yine maalesef tahribatlar var. Ama dediğim gibi o saldırılar, savaşlar döneminde maalesef buralar çok yıpratılmış. Ama sadece onlar değil, kendi elimizde de yıprattığımız şeyler var. Biz millet olarak ne zaman bilinçleneceğiz? Ben her defa anlatacağım. Yani bunu diyebilirsiniz, guguk kuşu gibi sürekli aynı şeyi söylüyorsunuz. Evet söyleyeceğim, biz tarihimize sahip çıkacağız. Yapılarımıza sahip çıkacağız. Yani şurada Orhan yazmış birisi. Alkışlıyorum Orhan'ı. Alkışlıyorum. İyi ki oraya Orhan yazdın. Yani yazmasaydın ne olacaktı çok merak ediyorum. Burada görüyorsunuz taşlarla o 12 havarinin de yüzleri kırılmış. Ama artık burası koruma altında. Bu vadi, Güzel Yurt Vadisi koruma altında. Çok keyifli bir yer, çok güzel bir yer. Yani dedim ya camisiyle, kilisesiyle, hatta biraz ileride yeraltı şehri var, oraya da gideceğiz. Yani buraya gelin, gezin, dolaşın, bol bol fotoğraf çekin, dinlenin, tarihe güzel bir yolculuk yapın. Hemen yukarısında çok güzel köy var, yaşam devam ediyor bir şekilde. Kahvesine gidin, kahvede de böyle güzel bir kahvenizi yudumlayarak dinlenin. Şöyle gezip dolaşalım, daha yeraltı şehrine gideceğiz. Evet, yeraltı şehrine geldik. Aslında daha yeraltı şehrinin üst kısmındayız. Daha da alta doğru iniyor. Ama burası onların yaşam alanları. Şu geldiğim noktaysa diğer noktayla beraber ortada bir ocak var. Büyük bir ihtimal orası onların ateş yaktığı, yemeklerini pişirdikleri, yaşam alanlarının başladığı yer. Yani bir nevi mutfak bölümü. Burası daha çok yaşam alanının olduğu yer. Yine böyle duvarlar el yordamıyla yontulmuş ve büyük bir ihtimal buraya yiyeceklerini, içeceklerini veya yakıtlarını koydukları önemli bir nokta. Yine burada tam ortada bir kuyu gibi bir şey var. Yani daha çok böyle bir kuyuya benziyor. Sanki böyle su bu kanalla buraya taşınıyor gibi geldi bana. Ortada yine bir ateşin yakılacağı yer var. Buralar olası bir saldırıda, ki Hristiyanlar hep böyle yapmış, olası bir saldırıda kaçabilecekleri önemli noktalar. Burada yeraltı şehrine iniyorlar. Şimdi öyle bir düzene kurmuşlar ki size onu göstermek istiyorum. Özellikle bu yeraltı şehrinde ki burası çok küçük. Bunun 3000 kişinin yaşayabileceği alanlar var. Bakın şöyle merdivenlerden aşağı iniyorum ve size bir şey göstermek istiyorum burada. Buradan sonrası artık yeraltı şehri. Eğer inebilirseniz. Açıkçası benim çok inmeye niyetim yok. Oradan devam edecek. Bakın ne kadar küçük bir alan yapmışlar ve yine taşları aynı bu şekilde kırıp kırıp bir nevi doğal bir merdiven yapmışlar kendilerine aşağı inmek için. Niye bu kadar dar? Bakın etrafında da aslında böyle bir taşı, bir kayayı çekip koyabilecekleri bir yer görünüyor. Bunları başka yerde de gördük. Mesela duvarlarda böyle kocaman silindir taşlar var. Kaldıraç sistemiyle taşı yerinden oynatıp burayı kilitledikleri an itibariyle bundan sonra o dönemin şartlarına göre artık bu taşı yıkamazsınız. Çünkü ateş yok, silah yok, bomba yok, patlayıcı yok ve böylelikle dışarıyla ilişki kesiliyor. Tabii daha önce onlar da bütün yiyeceklerini, içeceklerini, sularını ve kuru bakliyatlarını içeriye stokladıkları için aylarca orada yaşayabilme imkanları oluyor. İşte burası da onlardan bir tanesi. Size direkt girişini gösterdim. Sevgili izleyenler, yine dayanamadık. Niye dayanamadık? Size buraları göstermek için. Bakın şu kadarcık dar yerlerden bu yeraltı şehrine iniyorsunuz. Şu an ışık yardımıyla ancak inebiliyorum. Buralardan indik ve bulunduğumuz bu yerde yine bir yaşam alanı.
ışığı görebilmek için yine bir baca sistemi var. Büyük bir ihtimal burada yine mutfak veya kiler olarak kullanılan önemli bir alan. İşte bu yeraltı şehri böyle tünellerle birbirine bağlı muazzam bir yer. Ne diyoruz? Anadolu'dayız. Tüm hızıyla devam ediyor. Sırada gelveri tavası var. Peki nedir bu gelveri tavası? Hadi hep beraber ustasından öğrenelim. Sevgili dostlar, şimdi size muazzam bir yemek yapacağız. Adı gelveri tava. Peki bunu kim yapıyor? Adnan ustam yapıyor. Ustacığım merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım ustacığım. Ben Adnan Ekin, Güzelyurtluyum. Güzelyurt'un yerlisiyim. Burası sizin aile işletmeniz. Aile işletmemiz. Kim çalışıyor burada? Ben çalışıyorum. Eşim, çocuklarım, oğlum, kızım. Bütün ailem burada diyorsun. Ailece burada çalışıyoruz. Harika. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Onun için gelveri tavamız sade Aksaray değil, Türkiye'de hatta yurt dışında dahil meşhurdur. Her yerden müşterilerimiz var. Onun için... Adnan abi çok acıktım. İnşallah. Vallahi öyle şimdi anlattınca ağzımın suyu akıyor. Şimdi size bu güzel tavamızın malzemelerini tanıtayım. Evet. Neler var içinde? İçinde neler var? Dana eti, kuyruk yağı veya iç yağı, biber, sarımsak ve domates. Ama ne yapıyoruz? Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bunu tarif edeceğim, doğrayacağım. O zaman başlayalım bir yandan. Sizler de göreceksiniz nasıl olduğunu. Şimdi anlata anlata gidelim. Evet. Çünkü ekran başındaki izleyenler benden daha sonra tarif istiyorlar. Evet. Bir yandan da kendileri belki evde yapmak isterler diye. Bir taraftan doğrayalım. Evet, bir taraftan da sohbetimize devam edelim. En son tarifi yine veririz. Domatesleri doğradık, biberleri evet. Doğradık. Evet. Zaten sarımsakları önceden doğrayıp dipfrizledik. Hazırladık. Evet. Evet. Burada yağımız. Kuyruk yağı var ya bu evet. İşin olmazsa olmazı. Evet. Bu kuyruk yağı, bu ete var ya of 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 evet. Diyorum. Başka da bir şey evet. Demiyorum. Böyle fazla değil. Biraz sarımsak atıyoruz. Sevgili dostlar zaten bunu kıymayla yapsanız, kıymayla eti karıştırsanız Arap tava oluyor. Yani onun üzerine biraz sos geliyor. Adana'da bunu güveçte yapıyorlar, çok farklı oluyor. Ama buraya, Kapadokya'ya bakın, Aksaray için, Ihlara Vadisi için hep aynı şeyi söylüyorum. Kapadokya'nın burası giriş kapısı. Ihlara Vadisi bence en kıymetli parçası ve yeri. Yani eğer Kapadokya'ya gelirseniz, Aksaray'a gelmezseniz bir yanınız eksik kalır. Ihlara Vadisi'ne gitmezseniz, zaten Kapadokya'yı görmemiş olursunuz. Bunu da söyleyeyim. Yani Ürgüp Göreme'yi kaç defa programda çektim. Daha önce burayı da çektim. Benim favorim. Daha önce programlarda da söyledim. Ihlara Vadisi. Ustam. Efendim. Ne yaptık? Bir anlatabilir miyiz? Ekran başındaki anlatırız. İzleyenler için. Evet. Evet. Anlatalım bir daha. Şimdi alta... Yağımızı, kuyruk yağını döşedik. Üzerine biber domatesi döşedik. Onun en son üzerine sarımsak. Ne yaptık? Sarımsağını attık. Sarımsaktan sonra et kısmına geçtik. Şimdi aralarına biraz daha hafif böyle. Biraz daha mutluluk koyuyoruz evet, aralarına. Evet. Biraz daha mutluluk serpiştirdik şu anda. Yağ koyuyoruz. Evet. Tamam mı? Buna lezzet versin diye. Bu yemeğin püf noktasını söyle nedir Adnan ustam? Bunun püf noktası... Şimdi biz bunu göz önünde canlı olarak size çekimini yaptınız. Evet. Biz tarif ettik. Bunun püf noktası eti terbiyelememiz. Nasıl eti terbiye? Onu biz bir gün, iki gün önceden eti terbiyeliyoruz. Ne katıyoruz?
yağ katıyoruz. Evet. Biraz tuz katıyoruz. Evet. Bazen hafif yoğurt, bazen şey katıyoruz. Tabii ki biraz da biber. Onun marinasyonunu sağlamak için. Onu, biberiye de çok yetişir, evet, bu arada. Tabii. Bu zeytin yapacaksanız muhakkak biberiye koyun. Tabii. Onu sevmediğiniz kokusunu da alır. Onu güzelce biz yoğuruyoruz, harmanlıyoruz. Onu çelik şeyde, kabımızda bekletiriz. En az 24 saat. En az 24 saat bekletiriz. O hazır olur bizim doğranmış böyle. Olur, pamuk. Aynen öyle pamuk, gevmeden yutarsınız. Şimdi bir de ikinci püf noktası. Müşterimiz istediği zaman biz bunu hemen bu şekilde hazırlarız. Etini, o terbiyelenmiş olan etimizi hemen döşeriz, fırına veririz. Bu bir saat içerisinde çıkar. Sevgili dostlar, buranın o lezzetli mis gibi sıcacık ekmeği, buranın kendi yoğurdu, çok güzel bir salata ve brokoli turşusuyla beraber bu lezzetli etin tadına bakacağız. Kıtır kıtır, dumanı üstünde bir güzel ekmek. Oh. Ne yapacağız biliyor musunuz? Burada aslında çatal bıçak da kullanabilirsiniz ama ben genelde şöyle sihirli parmaklarla birazcık da aşağı bandırarak şu şeyi görüyor musunuz? Şu dumanı. Sebzeler adeta altta erimiş. Etler de kavurma olmuş. O kadar lezzetli. Yani şöyle göstereyim size dumanı üstünde. Harika görünüyor ve mis gibi bir lezzet. Bu arada ustam tuz koymadı. Belki fark etmişsinizdir. Çünkü zaten etin marinasyonunu yaptığında o tuzla beraber yaptığı için ekstra bir tuz koymuyor. Ve bir şey söyleyeyim mi? Tuzu harika. Lokum, lokum, lokum. Alttaki sebzeler harika pişmiş. Et de muazzam. Ustam yaklaşık kaç saat pişiyor bu fırında? Bir saat. Bir saatte bu güzel lezzet bu hale gelmiş. Ne diyoruz? Biz bu güzel lezzete bayılırım. Sevgili dostlar, ne demiştik? Akhisar aynı zamanda Konya'ya bağlı uzun yıllar bir ilçe olarak kaldı. Daha sonra Niğde'ye bağlandı. Böyle de çok güzel bir kültür geçişi var. Yani Aksaray'da hemen hemen bir çok farklı medeniyette görebilirsiniz. İşte onlardan bir tanesi. Konya'nın o mis gibi etli ekmeği Aksaray'da da çok 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 iddialı. Ve bu genç yetenekler, bu genç kardeşlerimiz burada etli ekmek yapıyorlar. Ustacığım merhabalar. Merhabalar. Seni tanıyalım ustam. İsmim Yusuf. Yusuf Sarı. Yusuf kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. Peki kaç yıldır pide yapıyorsun? 8 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 8 yıldır. Senin ustan kim? Cuma Bozgöz. Cuma Bozgöz. Evet. Bu arada sevgili dostlar, normalde bakın şurada izi var. Kafasında kep vardı ama yüzü çok küçük olduğu için göremiyorduk. Kepini çıkardım. Yoksa normalde hepsinin kafasında çok hijyenik şekilde çalışıyorlar, onu söyleyeyim. Ustam burada mı yoksa? Nerede şu anda? Buralarda olması gerekiyor. Buralarda ama herhalde yoğun bir şekilde çalışıyor. Çünkü evet, sadece burada pide yok. Bütün görebileceğiniz tandır kebabından tutun da saç tavaya kadar çok güzel lezzetler var. Şimdi ustam, bu direkt Konya'daki etli ekmek gibi mi yapıyorsunuz bunu? Konya'ya alet üzerinde. Akhisar'da bir şey mi var? Bir şeyler daha kattınız mı içine? Ne var mesela kıymasında? Mesela kıymanın içerisinde yağ var. Evet. Etimiz dana etinden olmalıdır. Evet. Başka ne var? Yağ var, dana eti var. Sebze olarak ne var içinde? Sebze de içerisinde domates olur, biber olur, soğan olur. Soğan bir de maydanoz. Olur. Maydanoz. Bıçak arasında ise evet, içerisinde soğan kullanmayız. Bıçak arasında soğan olmaz. Etler biraz daha mı iri oluyor? Etlerimiz biraz daha iri olur. Kuşbaşı etimiz. Çok güzel. Peki ustam bir şey söyleyeceğim. Benim boyum 1.83. Bakıyorum da pidelerim bayağı uzun. Hani o 80 santim olanlarından değil. Sen biraz daha ince uzun yapıyorsun. Evet. Kaç santim en uzun yaptığın pide?
Hamurlarımız ufak olduğu için 1.95'e kadar sündürebiliriz. 1.95. Evet. Arttırıyorum, 2 yapalım. Bir uzatalım. 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 Hamurumuzun kilosu zaten 1.80. Evet. 1.80 gram. Yani 2 kilo 2 metre uzatabilecek misin? Uzatırız. Haydi o zaman 2 metrelik çok güzel bir bıçak arası istiyorum senden. Sevgili dostlar, pidemiz hazır. Şöyle söyleyeyim. Gel ustam böyle gel. Yaklaşık 2 metre. Ben 1.83 dedim. Ustam daha da yapabilir aslında diyor ama fırın zaten 2.5 metre, daha fazlasını kaldırmıyor. Ne yapıyor şimdi ustam artık? Kesiyoruz. Evet. O zaman diyorum ki şifa niyetine. Bu mudur? Budur. Sevgili dostlar, Aksaray'da Somuncu Baba Külliyesi'ne geldik. Somuncu Baba, Aksaray'ın manevi bekçisi. Kendisi keramet sahibi, bir Allah dostu, bir veli. Biliyorsunuz hepiniz o hikayesini aslında hem filminde de izlemişseniz eğer biliyorsunuzdur. Bursa'da Ulu Cami'nin inşaatı sırasında en çok bilinen aslında repliğidir. Somunlar, müminler diye. Daha sonra Ulu Cami'nin açılışında hutbeyi o okur ve Fatiha'nın diğer anlamlarıyla beraber çok güzel bir hutbe verir. Daha sonra orada sırrı ifşa olur ve Bursa'yı bırakmak zorunda kalır. Bir diğer önemli olay ise işte aşkla o ateşsiz fırında pişirdiği ekmekleridir. Birçok yeri gezip dolaştıktan sonra buraya, Aksaray'a gelir. Burada işte mescidi ve makamı, aynı zamanda çilehanesi de burada bulunur. Kimilerine göre, bazı ilahiyatçılara göre kabri de buradadır. Kimine göre ise Malatya Daren'de de olduğu söyleniyor. Orada da bir Somuncu Baba Külliyesi var. Burada da bir Somuncu Baba Külliyesi bulunuyor. Buraya geldiğinizde böyle bir manevi huzur içerisinde buralarda gezip dolaşabileceğiniz güzel bir külliye burası. Gelmişken Somuncu Baba'ya da uğramadan olmaz dedik. Gezip dolaşmaya devam ediyoruz. Merkezdeki Ulu Cami'ye geldik. Halk arasında Karamanoğlu Camii olarak da biliniyor. 1408-1409 yılları arasında Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Mimar Mehmet Firuz Bey'e yaptırılmış bu cami. Tipik Selçuklu, o dönemdeki beyliklerin süslemeleriyle bezenmiş klasik bir aslında Ulu Cami. Ulu Cami'nin en güzel özelliği böyle tam da arkamızda gördüğümüz bu güzel taç kapıları. Genelde Anadolu'daki bütün Ulu Camilerde böyle görkemli, güzel süslemeli taç kapılar bulunuyor. Ama buradaki Ulu Cami'nin bir diğer çok güzel özelliği ise muazzam bir minberi var. O dönemin en güzel, en keyifli kalem işçilikleriyle bezenmiş. Aynı zamanda kümbekari tekniği dediğimiz, yani çivi ve tutkal kullanılmadan iç içe geçirmiş ve o dönemin en güzel kalem işçiliklerinin yapıldığı güzel bir minber. Abanoz ağacından yapılmış ve üzerinde çok güzel bitki ve geometrik şekiller var. Şöyle söyleyebilirim bunun tüm açıklığıyla. Bursa'daki Ulu Cami'den sonra bugüne kadar gördüğüm en güzel ikinci minber diyebilirim. Çok güzel, çok keyifli, harika bir işçiliği bulunuyor. Eğer siz de Aksaray'a gelirseniz muhakkak Ulu Cami'ye gelin ve o güzel görkemli minbere siz de yakından bakın. Medresesine geldik. Bu medresenin 1337 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. Çünkü herhangi bir kitabesi olmadığı için tam olarak kaç yılında yapıldığı bilinmiyor. Ama üzerindeki
yazılardan Ebced hesabıyla 1337'de yapıldığı tahmin ediliyor. Bu medresenin diğer medreselerden şöyle bir farkı var. Burası bir kolej gibi düşünün. Okul öncesi eğitimden üniversiteye mezun olana kadar devam eden eğitimler var. Yani henüz okul öncesinde küçücük çocuklar buraya edep öğrenmek için geliyorlar. Daha sonra ta mezun olana kadar ve buradan icazet aldıktan sonra diğer illere, diğer ülkelere bu ilmi yaymaya gidiyorlar. Burada aynı zamanda ilk yapıldığında pozitif bilimlerin de olduğu düşünülüyor. Ortada yine bir havuzu var. 3 tane eyvanı var. Büyük, küçük, yani yazlık, kışlık diyebileceğimiz ve revakların altında yine küçük derslikler var. Şu anda burası Aksaray Belediyesi tarafından burası bir kültür merkezi olarak kullanılıyor. Kütüphanesi var, derslikleri var. Öğrenciler burada gelip bilgi evi var. Araştırmalar yapabiliyorlar. Kitaplar okuyabiliyorlar. Çok keyifli bir yer olmuş ve burada aynı zamanda yine kadınlara yönelik eğitimler de var. İşte kurslar da var. Ebru sanatı ve diğer sanatları da yine burada icra ediliyor. Çok keyifli bir yer. Yine hemen zaten karşısında ve yanında Paşa Hamamı var. Karşısında yine çok güzel bir Cumhuriyet döneminin en güzel un fabrikasının olduğu keyifli bir lokasyon. Yani burada güzel bir kültür gezisi yapabileceğiniz keyifli bir yer. Ve yaparken muhakkak Zincirliye Medresesi'ne gelin. Tarihe böyle güzel bir yolculuk yapın. Biliyorsunuz Aksaray bir zamanlar Konya'ya da bağlıydı ve Konya'dan çok güzel bir kültür geçişiyle beraber lezzet geçişi de vardı. Sırada Konya'dan Aksaray'a gelen güzel bir lezzet var. Şuradan biraz alayım mı? Kim sevmez ki? Ve geldik Aksaray'ın tescilli coğrafi işaretini almış tatlısına. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım önce. Ben Selda Duran. Selda ablacığım ne zamandan beri bu tatlı yapıyorsun? Bu ne zamandan beri? 5 senedir yapıyorum. 5 senedir. Peki bu şirin dükkan ne zamandan beri var? 13 senedir var. 13 senedir var. Kahvaltılık veriyorsun, evet. Pastalar yapıyorsun, börekler yapıyorsun. Evet. Şimdi yaptığımız bu tescilli böreğin adı nedir? İncelek tatlısı bu. İncelek tatlısı. Tatlısı, evet. Peki nedir bu incelek tatlısı? İncelek tatlısı tatlı şeklinde baklava gibi açılır. Hamuru özel yoğurulur. Açabilirsin bir yandan, bir yandan açalım, evet. Hamurunu özel yoğuruyoruz. Evet. Hamuru biraz büyüttükten sonra ocağın üzerinde hafif pişiriyoruz. Hafif pişiriyorsunuz. Hafif pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi bunun gibi. Evet. Hafif pişiriyoruz. Onu tekrar ıslatıp tepsiye döşüyoruz. Aralarına ceviz koyuyoruz. Üzerine evet. De tereyağlı yağ döküyoruz. Tereyağı döküyoruz. Ocağa sürüp pişirdikten sonra da tatlısını döküp afiyetle yiyorsunuz. Yani şimdi anlattığınız şeyler baklavaya çok benziyor. Benziyor. Baklavaya ama benziyor. Sadece özelliği bizim ocağın üzerinde ayrıyeten bir pişmesi. Bir daha pişirmesi var bunun. Evet. Ortasına ceviz, isterseniz fıstık olmadı evet. Fındık, ne istiyorsanız. Sade yiyebilirsiniz. Eskiden insanlar sade yapardı genelde. Biz önceleri kayınvalidem yapardı, sade yapardık biz. Cevizli sade sanki daha güzel olacakmış gibi de geliyor bana, bilmiyorum. Cevizli de güzel oluyor tabii. Peki başka hangi tatlılar var bu Aksaray'a özgü? Aksaray'a özgün başka tatlı değil de kurabiye var. Aksaray un kurabiyesi var. Evet. Baklavamız var. Havuç, Aksaray baklavası. Evet, Aksaray baklavası. Havuç dilimi. Ondan sonra baklava dilimi. Okla çekmesi var Aksaray'a özel. Şey böyle okla biz okla büzme gibi. Büzmesi Ordu'da, var. Orada Karadeniz'de de yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Bunlar, o zaman açtık bunları. Ne yapacağız şimdi bunları? Bunları ben şimdi açtım. Evet. Ocağın üzerinde hafiften pişirdim. Biraz daha mı açacağız şimdi onları? Bunu biraz daha büyüteceğim. Vallahi
oklavayla gelen lezzetler diyorum. O kadar keyifli, o kadar güzel oluyor ki bunu en güzel yine evde annelerimiz yapıyor. Ev usulü bu işten ne kadar makine gelirse gelsin bu oklavanın, bu lezzetin, bu güzelliğin yerini maalesef alamıyor. Bu işin püf noktası bu. İsterseniz nişastayla açın, isterseniz normal açın. Ne kadar inceltebilirseniz inceltin, o kadar lezzetli oluyor değil mi ablacığım? Evet, evet. Eğer şeydeki ev hanımları yapmak isterlerse evet, ölçüyü verebilirim. Tabii. Ölçümüz ev hanımlarına göre ölçü, hani bir evde normalde bir tepsi yapacaklar evet, onlar. Bir çay bardağı süt, evet, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı su, birazcık da sirke evet, atıyoruz. Biraz da tuz, 4 yumurta kırıyoruz, yoğuruyoruz hamuru. Hamuru bu şekilde yapıyoruz. Hamuru bu şekilde ondan yapıyoruz. Ondan sonra geri kalan her ondan şey. Ondan sonra bir saat dinleniyor hamurumuz. Bir saat dinlendikten sonra açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Aşamalarda. Nişastayla mı açıyoruz biraz daha açıyoruz? Nişastayla şey unla karışık yapıyorum. Nişasta ve unla karışık yapıyorum. Karışık yapıyorum. Çünkü çok ince oluyor belli. Hı-hı. Ne kadar durması gerekiyor bunun? Püf noktası nedir? Bunu hafiften yani şeyliği geçecek. O çiğliği geçecek. Hamurun su şey, evet, hali geçecek. Zaten belli oluyor, kabarıyor böyle lavaş ekmeği gibi. Kısık ateşte olacak bunu da söylüyorum, ateşte, yoksa evet, hemen yanar. Hı. Tamam mıdır orası? Burası tamam. Ben şimdi ne yapacağız bundan sonraki bunu işlemimiz? Döşeme aşamasına geçeceğim ben. Döşeme aşaması. İsmini sorduk mu annemin? Selda sordunuz. Sordun mu? Ben de kafa gitti yine, ben sormak. Kameraman da yalancı şahidim, yok sormadı diye. Sordunuz. Sormuşum ya. Bak ama hakikaten ben bunu bilerek yapmıyorum, unutuyorum yani. İlk başta sordunuz. Çünkü o kadar heyecanlı başlıyorum ki. Mesela şimdi ilk defa bu tatlı yapıyoruz. Daha önce bir sürü tatlı yaptık ama neydi? İnce elek. İnce elek. Elek nereden geliyor bu ince elek? Yoksa hani... Bunu önceden ne yaparlarmış? Böyle eskisi gibi böyle şeyden geçmiş unlar yoktu. Evet. Onu önceden bayanlar, yaşlı teyzelerimiz evet, böyle elekten ve çorap ince çorapları geçirirlermiş. Elekten geçirirlermiş. Unu inceltirlermiş önceden. Ha, ince elek oradan geliyor. İnce elek oradan geliyormuş. Kaç kat yapıyorsun abla bunu? Bunu 6 kat alta yapıyorum. 6 kat üste yapıyorum. 12 kat. 12 kat oluyor. Yani baklava gibi 40 kat falan yapmıyoruz bunu. Yok yok bunu, baklava gibi değil. Bunun özelliği biraz da ince döşenmesi. Hafiften evet, suluyoruz böyle. Valla ne kadar az hamur, ne kadar az şerbet o kadar bana göre lezzet. Evet. Yani evet, hatta ben bir yerde 80 kat baklava gördüm ama yani bu kadar da 80 kata da gerek yok bence. Gerek, hamur olur evet, işte. Evet hamur çok oluyor. Hamur. Hani. Herhalde belki orada marifettir böyle 80 kat açmak ama tabii, 40 kat bile bana göre fazla yani. Az olacak. Hamurumuz az olacak her zaman. Şimdi kestik. Ondan sonra ne yapacağız? Bundan sonraki işlemimiz? Bunları aralarını kat kat suluyorum ben işte. Evet. Böyle suladıktan sonra kaç oldu? Cevizim. Aha, kaç oldu diyorsa unuttuk. 4 oldu. 4 mü olmuş? Kaçıncı katta? 6. kata mı ceviz koyuyoruz? 6. kata ceviz koyuyoruz. O zaman artık cevizimizi de koyalım. Daha sonra pişsin, tadına bakacağız. Evet anneciğim, nedir son durum? Son durum, şerbetimizi kaynattık. Evet. İnceleğimizin üzerine sıcak bir şekilde döküyoruz. Of 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 of. Ben çok tatlıcı değilim aslında şekerimden dolayı ama yine de harika görünüyor. Çok ve hafif bir tatlı. Hafif yani mi? Hafif yani, öyle çok şey ağır bir tatlı değil. Peki bu nasıl yeniyor? Bunun usulü nedir? Bunun usulü çatala çok gelmez. Kıtır kıtır çıtır çıtır olduğu için evet, elle de yiyebilirsiniz, çatalla da yiyebilirsiniz. Keyfi bir şey. Keyfimiz ama normalde evet, elle yiyoruz. Hı-hı. Şöyle bir tane aldık. Biraz daha ben sündüreyim şöyle şerbetini. Diğerlerin üstüne doğru.
Şöyle aldık. Çatallayayım mı, ellemeyeyim? Nasıl bilirseniz. O zaman ben eski usulüyüm, hiç çatala... Şöyle ben size bunu vereyim. Çıtır çıtır. Bu çatalla hiç yenmez. Değil mi? Bu böyle yenir. Şu güzel lezzetin tadına bakınca aklıma hep şu geliyor. Anadolu'da her ilimizde buna benzer çok güzel lezzetlerimiz var. Ama maalesef onları başka yerlere kaptırıyoruz. İşte herkes Aksaray gibi coğrafi işaretini alırsa bütün yemeklerimiz, lezzetlerimiz Anadolu'da kalır ve burada bizim kendi kültürümüzün lezzetleri olarak devam eder. Yoksa başka ülkelere de kaptırabiliyoruz. Bu arada Aksaray'ı tebrik ediyorum. İyi ki bunun coğrafi işaretini almış. Çok çok lezzetli, çok hafif, cevizli. Zaten baklavanın cevizlisini de çok severim. Ama o kadar ince ve hafif ki, ya baklava gibi düşünmeyin. Böyle bir böreğin üzerine şerbetlenmiş çıtır çıtır börek gibi düşünün. Harika bir lezzet. Bitti mi? Bitmedi. Anadolu'dayız. Tumuzu'yla devam ediyor. Geldiğimiz bu nokta Selime Katedrali, yaklaşık 40 kilometre merkeze uzaklıkta, Kapadokya'nın en büyük manastırı olma özelliğine sahip. Burası sadece manastır değil, aynı zamanda bir askeri üs olarak da kullanılmış. Burada birçok özelliği var Kapadokya ile ilgili bu manastırın. Şöyle gezip dolaşalım, size buranın hikayesini anlatacağım. Katedralin üst kısmına geldik. Manastırın, mutfağın ve deponun bulunduğu noktadayız. Burası zaman zaman askeri üs olarak da kullanılmış. Olası bir saldırıya karşı buraya mevziler ve cepheler kurarak burada kendini savunmuşlar. Burası bölgedeki Hristiyanların en büyük mabedi ve Kapadokya'daki İlk sesli ayinin gerçekleştiği yer. O nedenle de Hristiyan alemi içinde burası Selime Katedrali bir hayli öneme sahip. Bizans döneminde bu artık manastır özelliğini iyice genişletmiş. Burası aynı zamanda bir ticaret merkezi. Selime'de ticaret bir hayli o dönemde fazlaymış. Buraya gelen tüccarlar, az önce o bir koridordan yukarı doğru çıktım ya nefes nefese, oradan sırf develerini getirebilmek için o yolu yapmışlar ve güvenlik amacıyla develerini manastırın bu orta yerine bırakıyorlarmış. Daha sonra gidip ticaretlerini yaptıktan sonra yine develerini bu güvenli noktadan alıp yollarına devam ediyorlarmış. Hemen benim sağ tarafımda bir mutfak var. Dilerseniz böyle yürüyerek o tarafa doğru gidelim. Size birazcık da buranın mutfağını anlatalım. Sadece bir manastır değil, birçok yerde özellikle Kapadokya'da daha önce de anlatmıştım, yeraltı şehirleri çok fazla. Ya böyle rahat oyalabilecek kayalara yaşam alanları inşa etmişler ya da yerin altına inmişler. Şu anda bulunduğumuz bu yer, bu manastırın, bu katedralin mutfak bölümü. Burayı ilginç kılan ise şöyle kafanızı yukarıya doğru kaldırdığınızda piramit şeklindeki tavanı. Bir hayli ilgi çekici ve hemen böyle küçük küçük yerlerde alanlar görüyorsunuz. Zaten buranın bir mutfak olduğunu içeriye girdiğinizde ki bu karanlık ve bacadan anlayabiliyorsunuz. O kadar çok izi var ki burada yemek pişirdikleri apaçık ortada ve o kadar güzel bir ekosistem var ki şu anda sesim içeride yankılanıyor. Çok da güzel yapmışlar. Bence manastırın en önemli yerlerinden bir tanesi de bu mutfak kısmı. Bu piramit bölümü. Bu taraflarda da yine farklı farklı bölümler var. Katedralin şöyle bir özelliği var sevgili dostlar.
Ayrı ayrı odalar var, 10 ayrı odası var. Oraya tünellerle bir şekilde ulaşımı sağlıyorsunuz. Yani iç içe yapılmış. Peki diyeceksiniz ki bu kadar büyük dağ nasıl oymuşlar? İşte o hani Kapadokya'nın taşının meşhur özelliği, o dönemlerde oyması çok kolay olduğu için insan eliyle oyup bu güzel yerleri yapmışlar. Siz de Aksaray'a gelirseniz, ki burası Kapadokya'nın giriş kapısı, muhakkak Selime Katedrali'ne gelin, buraları gezin, dolaşın. İnsanlar o dönemlerde, yani burası 8. yüzyıl, 9. yüzyıl, 10, 11, 12'ye kadar o izleri görebiliyoruz. Hemen karşıda hatta Selçuklar döneminde yapılmış yapılar da var. O dönemlerde kendi imkanlarıyla buraları nasıl oymuşlar? Çünkü sürekli burası tehdit altında, sürekli savaşlar oluyor. Ve o savaşlarda da kaçacakları, korunacakları yerlere ihtiyaçları vardı. İşte bu katedralde hem ibadet amacıyla ilk sesli ayının yapıldığı yer Kapadokya'da, hem de askeri üs olarak da kullanılan çok önemli bir yer. Ve şöyle dışarıdan baktığınızda da bol bol güzel fotoğraflar çekeceğiniz önemli bir yer. Halk burası da manastır bölümü. Burayı ibadethane olarak kullandıkları yer burası. Hemen yan tarafta hubudat, yani kuru gıda deposunun olduğu yer. Tarih boyunca burada ibadetlerini yapmışlar. Ve baktığınızda o dönemde, o ilkel koşullarda bu taşları nasıl bu hale getirmişler? Sadece buraya ibadethane yapmamışlar, sanatı da getirmişler. Güzel taş işçiliklerini de görüyorsunuz burada. İki katlı burası, üst katları da mevcut ve farklı farklı odalar var. Burası bir kaya bütünü olarak düşünürseniz burayı, o kaya bütününün en üst katının bir altındayız şu anda. Ve burası da manastır bölümü olarak kullanılıyor. Şunu söyleyeyim, buranın hemen 100 metre ilerisinde Meryem Ana Kilisesi var. Orada dönemin en önemli kiliselerinden bir tanesi ve güzel bir işçiliği var. Tam karşısında da çok güzel peri bacaları var. Buraya gelirseniz Meryem Ana Kilisesi'ni de ziyaret edin. Sevgili dostlar, Aksaray'da yol üstünde muazzam bir yere geldik. Buraya niye geldik biliyor musunuz? Size mis gibi testi kebabı yapacağız. Haydi beni takip edin. Sevgili dostlar, Aksaray dedik, Kapadokya dedik. Peki Kapadokya deyince akıllara ne gelir? O mis gibi testi kebabı gelir. Kim yapacak? Efsane şefim yapacak. Ustacığım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım ustam. Ben Burhan Aktaş. Orhan abi, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 30 senedir bu işin içindeyim. Yaş kaç ustam ya? 45. 45? 45. Maşallah, çok da genç gösteriyorsun. Çok şükür. Herhalde seviyorsun bu işleri. Mesleğini sevmeyen hiçbir işi başarı elde edemez. Doğru söylüyorsun. Gülümsemeyi bilmeyen hizmet sektöründe çalışmasın zaten. Aynen, aynen. Ne yapacağız ustam? Bu testi kebabı Aksaray'da nasıl yapılıyor? Bir anlatabilir misin? Ben testi kebabı yapacağız. Yarım yağlı ettiğimiz. Yarım yağlı. Tabii. Neresi oluyor burası? Bu antrikot. Antrikot. Evet. Of of of. Antrikot tarafına yapacağız. Ne yaptın ustam? Antrikottan yaparsan? Pamuk gibi olur. Pamuk olur. Ha. Pamuk, pamuk, pamuk. Yerken parmaklarımızı yeriz. Oy 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 oy. İlk defa bu arada antrikottan görüyorum. Genelde böyle but, o tarz olur genelde. Geç piştiği için. Ama antrikottan da Aksaray'a yakışır. Ya etimiz yağlı olursa etimizin lezzeti o kadar daha güzel olur. Ne güzel. O zaman antrikottan yapıyoruz, bu çok önemli. Başka ne koyacağız içine ustam? Bir yandan kesip doğrayalım, bir yandan sayalım. Biberimiz var, domatesimiz var, yağımız ve suyumuz var, baharatlarımız var. Ne kimyon, var baharat, ne koyuyorsunuz Aksaray'da? Kimyon, kekik, pul biber ve tuz. Bu kadar. Bu kadar. Haydi o zaman ustam. Peki bir şey daha soracağım ustam. Evet.
Buraya özgü başka hangi lezzetler yapıyorsunuz? Yani Aksaray'a geldiğimizde burada başka böyle tescilli hangi yemekleriniz var? Bizim Aksaray tavamız var. Evet. Tulum kebabımız var. Her hafta cuma günleri çıkıyor. Tulum kebabı? Evet. Nasıl oluyor usta bu tulum kebabı? Huyla yapıyoruz bunu. Postun içinde pişiriyoruz. Postun içinde? Evet. O tulum peyniri gibi? Evet, tulum peyniri gibi ama... Yanmıyor mu hocam? Yanmaz. Yanmaz. Buharıyla mı yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Kısırı ne onun? Bizim kuyularımız var. Evet. Kuyuların içine ateşimizi yakıyoruz akşamdan bir gün önceden. Ve kuyuları ısıtıyoruz. Evet. Hiç ateş kalmayacak şekilde. Kor ateş kalmayacak şekilde kuyuluyor bu. Sonra tebiliyoruz. Orası bembeyaz olunca kuyu. Tabii. Onun içinde onun kendi harıyla pişiyor. Tabii. O tuğlalarımız kızıyor. Oy oy. Vallahi vaktimiz yok ama bir dahakine geldiğimizde sevgili dostlar. O tulum kebabını da beraber yapalım usta. Yapalım. Tamam. Çünkü biraz spontane oldu burayı. Ama testi kebabını da çok övdüler senin. Testi kebabı da yaparız. Aksaray tavamız var. Özel Aksaray'ımıza özgü. Özgü. Evet. Dikkatimi çekti ustam. Etleri birazcık küçük küçük yapıyorsun. Böyle çok löp löp bırakmıyorsun. İlla ki. Çabuk pişmesi için ve daha lezzetli olması için. Daha lezzetli olması Tabii. için. Oy 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 oy. Testi kebabına da bayılıyorum. Buraya çenek çömlek deyince Kapadokya geliyor akla. Bunun da hikayesi çok keyifli, çok güzel. Daha sonra başka bir zaman testi kebabının hikayesini anlatacağım size. Ya da yemekte anlatacağım ya. Testi kebabının hikayesini anlatacağım. Ustam, tamam. Peki Aksaray'a geldiğimizde başka ne yapmalıyız, ne yemeliyiz, ne içmeliyiz? Aksaray'ın özel şeylerimiz var, evet. Yemeklerimiz var. Onlardan incelek tatlısı mesela. Tulum'da coğrafi işareti almış mıydı? Aldık. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Çok merak ediyorum şu tulum kebabı. Aksaray'ımıza tescilledik bunu. Tescillediniz değil mi? Tescilledik. Bak bilseydim bak burayı da birazcık az çalışmışız. Yoksa o tulum kebabını da başka zaman yapacağız diyorum. Şunu da diyebilirim. Özel yemeklerinizde. Evet. Özel hani 5-6 kişi değil de 15-20 kişi ailenizle gelip yiyebilirsiniz. Daha akşam verdim 200 kişiye. 200 kişiye akşam verdim. Evet. Sırf tulum kebabı yemeye mi gelmişlerdi? Tulum kebabı yemeye gelmişler. Ama o kadar çok anlatırsak tulum kebabını testinin önüne geçecek valla. Neyse olacak ben inanıyorum. Bir dahaki geldiğimizde onu da yapacağız. Arzu'da misafirlerimiz varsa cuma günleri gelebilir. Cuma günü gelsinler. Tabii. Yesinler. Afiyetle yesinler. Daha ne olsun efendim. O zaman haydi şöyle etlerimizi kestik doğradık. Malzemelerimizi yavaş yavaş testimize koyalım. Peki ustam sen fırında mı yapıyorsun yoksa şu arkadaki közde mi pişirelim? Fırında yapacağız. Fırında mı yapacağız? Fırında yapacağız. Kaç saat pişecek bu fırında? 2 saat pişer. Oy 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 oy. 2 saat sonra hem de antrikotla yapıyoruz. Ne olacak biliyor musunuz? Bayılacağız. Bu çok olmadı ama herhalde olsun diyoruz. Dikkat edin parmaklarınızı yemeyin. Bak ben bir tanesini yedim ustam. Bir tanesi yok artık şurada. Etimiz hazır. Hazır mı? Hazır. Şimdi? Domatesimi doğruyoruz. Evet. Etlere masajı da yaptık. Şu evet. anda ne durumdayız? Şu anda hazırız. Hazırız. Baharatladık, yağladık. Ne koyduk baharat? Kimyon. Kimyon, kekik. Pul, biber ve tuz. Şimdi arkadaşlar dedi ki şu közde de pişirebiliriz dediler bu güzel şeyi. Közde de pişer mi bu? Pişer. O zaman közde de pişer, bize de düşer diyoruz. Haydi o zaman ustam güzelce yapalım onu. Önce biraz testimizi yağlıyoruz. Evet. Dibine tutmasın ve kurumasın diye. Kuruyup iyice şey olmasın. Evet. Etimiz yağlı ama ne kadar yağlı olursa olsun. Sonuçta 2 saat pişecek. Tabii pişecek ve parlak düşer. Ve doldurmaya başlıyoruz. Efendim Aksaray'da testi kebabı yapıyoruz. Sevgili ustam şu anda harikalar yaratıyor. Bundan sonra artık şu güzel testiyi aşkıyla yani közleriyle buluşturma zamanı. Valla bak artık başım ağrımaya başladı. 2 saat oldu. Oldu. Artık bizi şu sevgiliye kavuştur. Kavuşturalım. Haydi bakalım. Şöyle. Vay 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 vay. İşte
O muazzam, o güzel görüntü burada. Ne yapacağız? Güvece mi koyacağız artık burada? Güvece de dökebiliriz. Şu fazla galiba. Çok sıcakmış. Valla yanmayı unuttum şu anda. Gözün üstünden yan aldım. Of belli çok sıcakmış. Ben her zaman böyle şey sakarlıklar yapıyorum ustam. Haydi o zaman şunları böyle güvece koyalım mı? Oy. Ayrılmak istemiyor. Evet. Ben diyor güvecini çok sevdim diyor, burada duracağım diyor. Öyle mi diyor? Evet. Usta güvecin dilinden de şeyin dilinden de anlıyor testinin ama yine çok güzel topraktan toprağa geçti aslında. Evet. Hazır mı? Hazır. Çok teşekkür ediyorum ustam. Bunun yanında bir de sebzeli meyana pilavı yaptık. Evet, bu sebzeli pilavımız da çok güzel, çok yakışıyor buraya. Aynı zamanda... Mezelerimiz var, salatamız evet. var. Salata çok güzel görünüyor. Mezeler de harika. Ustam, ben artık başlayayım mı? Buyurun. O zaman haydi şunun güzel tadına bakalım. Sevgili dostlar, şöyle birazcık güvecimizden alıyoruz. Hikayesini anlatacağım demiştim size bu testi kebabının. Rivayet odur ki geçmiş zamanda bir köyün Allah misafirleri gelmiş. Biliyorsunuz bizde de misafir baş tacıdır. Ya demiş Allah misafiri kabul ediyor musunuz? Evet demiş buyurun. Ya karnımız da aç, ne yapacağız? Kızım demiş ağırda küçük bir tane hayvanımız var. Bir iki domatesimiz, tarladan topladığımız biberimiz var. Birazcık da baharatımız var. Ne yapalım? Hemen misafirler için o kuzularını da kesmişler. Baharat, domates hepsini toplamışlar bir araya ama pişirecek şey yok. Bir bakıyorlar, burası Kapadokya bölgesi. Hemen bir tane testiyi buluyor. Etini, sebzesini içine koyuyor. Ocağında pişiriyor. Birazcık da ayıp olmasın diye utanıyor çünkü yaptığı yemekten ama aslında çok güzel bir yemek yapıyor. Bir de geldiği için de misafirlerine hadi bir de bu testiyi sen kır diyor. Adettendir deyip testiyi de misafirine kırdırıp ondan sonra afiyetle yiyorlar. Ve dünyanın en güzel yemeği olan bu yemeklerinden biri olan bu testi kebabı da böyle bir köyde ortaya çıktı. Rivayet edilir yine burada Kapadokya'da Nevşehir bölgesinde olduğu söyleniyor. Onun güzel lezzetlerini de şimdi ustam çok güzel yaptı. Birazcık da böyle bulgur pilavı, sebzeli bulgur pilavını da yanımıza aldık. Bu arada ben salatanın rengine de bayıldım. Böyle rengarenk salatalar bana çok keyifli geliyor. Çok fazla şey yapmayacağım söyle sadece etlerinden. Çünkü yani antrikottan da ilk defa tadına bakıyorum. Ustamın emeğine sağlık. Bir şey söyleyeyim mi? Pamuk gibi olmuş lokum. Şunu söyleyeyim. İki lezzet birbirine çok yakışmış. Salatanın da ve diğer mezelerin de tadına bakacağım. Ama şunu söylemem gerekir ki Aksaray'ı gezdik, dolaştık. Muazzam lezzetlerle tanıştık. Testi kebabını daha önce birkaç yerde yapmıştım. Ama Aksaray'a özgü bu lezzet çok da keyifli oldu. Bunu Nevşehir'de de yaptık, Ürgüp'te de yaptık, Kayseri'de de yapmıştık. Ama diyorum ya, lezzetin memleketi olmaz, lezzetin ustası olur. Ustam bu işi çok iyi yapmış, emeğine, yüreğine sağlık. Sevgili dostlar, Aksaray'da çok gezdik, çok dolaştık, birçok lezzetin tadına baktık. Ama artık programın sonuna geldik. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.